Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Hem hızlı hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi var. Sırada halka tatlısı yapacağız. Böyle büyük büyük hazırlayacağım bugün sizler için. Finalde bol bol göstereceğim. Hem çok çabuk kızarıyor hem çok çabuk şerbetini çekiyor. Hızlıca tatlı yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Çıtır çıtır içte tamamen şerbetini çeken bir tatlı. Üstelik yumurta kullanmayacağız. Bunun için öncelikle soğuk bir şerbet hazırlamamız lazım. 3 su bardağı şekere 2,5 su bardağı su yani su bardağın yarım bardak eksik koyuyoruz. Gayet koyu bir şerbet hazırlayacağız. Ocağa koyun e, limonu ile birlikte. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın. Yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca kapaksız bir şekilde e, kaynarsa şerbetiniz kıvamı gelecektir. Daha sonra onu soğutmak için başka bir kaba alacağım. İçine kullandığımız irmiği ister kahve öğütücüsü olsun, ister mutfak robotu olsun bir şekilde rondodan geçip daha da ince hale getireceğiz. Eğer evinizde varsa semolina irmikte biraz karıştırıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Böylece irmik daha yapış yapış bir kıvamı olacak. Dışı daha çıtır çıtır içi de daha hamurumsu olacak. E, bu önemli bir püf noktası. İnceltebildiğiniz bildiğiniz kadar inceltin. Daha sonra karıştırma kabını alarak diğer malzemelerini içine kolayca ilave edebiliriz. Dediğim gibi çok basit bir tatlı. Hiç bu şekilde tatlı deneyiminiz yok bile bunu kolayca yapabilirsiniz. Ben de ilk seferinde yapmış bulundum. Yarım su bardağı un. Bir paket kabartma tozu ile birlikte hızlıca şöyle önce kuruları bir karıştırdım. Bir su bardağı su. Bir su bardağı da sütünü içine ilave ettikten sonra yarım su bardağı kadar sıvı yağ içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi içinde yumurta yok. Ben aslında yumurtasız tatlıları daha çok seviyorum. Biraz böyle yumurta hassasiyetim var çünkü. Şimdi bunu biraz dinlendireceğiz. 15 dakika sonra şöyle bir karıştırdım bir kıvamını kontrol ettim. Akıcılığı olması lazım çünkü. Toplamda 30 dakika boyunca dinlendiriyorum. E, videodaki kıvamı dikkate alırsanız daha iyi olur. Baktınız çok çekti irmiğiniz. O zaman biraz böyle suyla kıvamını açabilirsiniz. Şerbetim kaynadı. Şimdi artık başka bir kaba alıp onu soğutmak üzere buzdolabına gönderiyorum. Bu arada artık tamamen dinlenen tatlı hamurumu da sıkma torbasına alacağım. E, sıkma torbasında duy ucu yani krema ucu kullanarak şekil vereceğim. Ama eğer evinizde duy ucunuz yoksa normal bir buzdolabı poşetinin içine doldurup o şekilde de spiral şekilde e, aynı halde yani tırtıkları olmaz sadece. Aynı şekli verebilirsiniz. Halka tatlısını oluşturabilirsiniz. Tüm hamuru poşete dolduracağım. Daha sonra orta hararette kızdıracağım yağma. Yani çok kızgın olmasın. Çok soğuk da olmasın. Yalnız yaklaşık 160 derecelerde gibi üstelik bu döküm varsa evinizde döküm tavalar daha eşit bir şekilde kızartıyor. Ben size şöyle hızlandırmadan göstermek istedim hamurun akışını görün diye. Çünkü burayı hızlandırırsam zannedersiniz ki çok kolay akıyor zannedersiniz kıvamınızın olmadığını düşünürsünüz o yüzden. Tam da burayı hızlandırmadan videoyu ekledim. Tam bu şekilde akmalı. Aralarına yağ girmesi için biraz daha genişten sıkın. O zaten şiştikçe bir araya toplanacaktır. Görüntüde daha büyük daha güzel gözüktüğü için ben böyle büyük büyük yaptım ve porsiyonlarken kesebiliyorsunuz ama isterseniz halka şeklinde tek halkalar yapabilirsiniz. Spiral yapmak yerine daha kısa kısa da dökebilirsiniz. Ben o şekilde de yaptım ama bunlar böyle sofrada gayet güzel duruyorlar. Arkalı önlü güzelce kızarttıktan sonra soğuk şerbetin içine atacağım. E, diğerini kızartana kadar yani diğerini e, içine sıkana kadar bıraktım. şöyle Çok uzun bir süre şerbet. De bekletmenize gerek yok. Şöyle biraz yağından arındırıyorum. Daha sonra onu buz gibi şerbetin içine atıyorum. Şerbetin burada soğuk olması çok önemli. Eğer şerbetiniz ılık bile olsa tatlınız hamurlaşacaktır. O yüzden e, sıcak soğuk şoklaması yapıyoruz. Arkalı önünü yavaş yavaş kızartmaya dikkat edin. E, her şekilde yavaş yavaş kızaran tatlınız daha dayanıklı bir sonraki güne kalsa bile o çıtırlığını koruyan bir tatlı olacaktır. Tulumba ile arasındaki tat farkını değerlendirmek gerekirse bu tatlı daha hafif oluyor. Bunu da yumurtaya bağlıyorum ben elbette. Tulumba da şu hamuru gibi kızartman, e, güzelce hamuru pişirmek gerekiyor. Daha sonra yumurtaları içine katmak gerekiyor. Profiterol hamuru gibi düşünün. Bu ise irmiğin suyla sütle hani şambali havasında. Bir e, hamur aslında yağda kızarınca içine asla yağ çekmiyor. Finalde inşallah bol bol göstereceğim ama tavanın içindeki yağ oranından da anlıyorsunuzdur. E, yağ oranını üzerine kapatacak şekilde kullanın. Daha sonra bu yağ kullanabilirsiniz çünkü yağ herhangi bir un ya da işte bir boya gibi böyle bir yumurta kokusu gibi bir şey sinmiyor. O yüzden bu yağı daha sonraki kızartmalarınızda da kullanabilirsiniz. Şerbetin içinden çıkardığım tatlılarım artık servise hazır. Gerçekten muazzam. Çok iştah açıcı gözüküyor. Dediğim gibi çok hafif bir tatlı oldu. Gerçekten çok hafif. Yediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Üstelik dediğim gibi çok kolaydır yapımı. Çok hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Üzerini şöyle bir yeşil fıstıkla birlikte süsledim. Şimdi şöyle böleceğim. İçini göstereceğim. Ne kadar güzel içine şerbet aldığını ve dışının kıtırlığını göstereceğim. Bu nevi hızlı tatlıları benim gibi siz de seviyorsanız bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin, ikram edin, komşularınızla paylaşın. Ramazan paylaşmak demek. Ramazan böyle hazır şöyle bir tatlıyı kapınızda görseniz, komşunuz size getirse sevinmez misiniz? Sevinirsiniz. Sizlerde arkadaşlarınızla, komşularınızla dostlarınızla birlikte inşallah böyle güzel ağzınızı tatlandıracak, muhabbetlerinizi tatlandıracak tatlılar hazırlayın. Afiyetle yiyin inşallah. İnşallah o tatlılardan bir tanesi de bu olur. Ağzınızı tatlandırır. Bu ve bunun gibi birçok tatlı tarifi için, yemek tarifi için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.